Bilgileri de aldık şimdi onlarla birlikte istersen konuşalım sen nasıl bir maç bekliyorsun? Ee, çekişmeli bir maç olacağı ortada hani evet. açıklamalara da bakılacak olsa. Ee, yani ben ligdeki her maça aşağı yukarı aynı gözle bakıyorum ve e, bu araya gitmeden önce aşağı yukarı neredeyse her yayında dile getirilen e, kritik ve sezonun en önemli maçı cümlesine açıkçası pek katılmıyorum Fenerbahçe açısından söylüyorum bunu. Evet Trabzonspor'un puan farkını daha fazla açtırmaması lazım sezona evet. e, iddialı devam etmesi için ama ben Trabzonspor kaybetse dahi yine bir şekilde şampiyonluk yarışında var olabileceği kanısındayım ama tabii ki zor olacaktır. Hani puan farkı ciddi anlamda açılmış olacak. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın de göz önünde bulundurursa e, Trabzonspor için daha zor günler olabilir ama Fenerbahçe için çizilen bir işte liderliği kaybedebilir. deplasmandan mağlup ayrılırsa moral bozukluğu yaşanır. Psikolojik anlamda önemli cümlelerine ben açıkçası doğru bulmuyorum. Yani Fenerbahçe tarafının böyle bakmaması gerektiğini ayrıca savunuyorum ama açıklama biraz daha bu maçın kritik hale geldiğini de gösteriyor. Şimdi Serkan Çimen'le ilgili niye açıklama yapıldı? Onu da hatırlatalım. Adana Demirspor mücadelesinde Adana Demirspor köşe vuruşu kullanırken bir arna paslaşmıştı Berhanda. E sonrasında da topu ağlara gitmişti e, Berhanda'nın şutunda. E, ancak bir sonun topa dokunmadığı gerekçesiyle gol iptal edilmişti. Oysa ki bir sonun net bir teması vardı. Hani bunu şeyde de görebiliyorduk. E, ama düdük hemen şuttan önce çalındığı için varada gidilememişti. Onu da hatırlatmasını yapalım. İşte o maç sonrasında 5 hafta sanırım dinlendirilmişti yardımcıyken. yardımcı Ve bu maça atanması Fenerbahçe tarafından biraz garip bulunmuş. O yüzden açıklama yapılmış. Şimdi eğer akşamki karşılaşmayı e, sportif anlamda değerlen sahici anlamında değerlendirecek olursak, e, futbol seviyelerine bakacak olursa, kıyaslamalarda Fenerbahçe'nin verilerinin 13 maçta Trabzonspor'a göre daha üstün olduğunu görüyoruz. Evet. E, hem defansif anlamda daha üstün, komparasyon verilerine bakarsak, hem ofansif anlamda daha üstün, hem de paslaşma anlamında daha üstün. Ama bu bir maçın bir derbinin ki hani derbi tartışması çok fazla yapılıyor. Türk Dil Kurumu'nun sözünde derbi olduğu yazıyor bu karşılaşma. Ee, yani yüksek anlamda seyirci çeken mücadeleler, oyunlar derbi olarak adlandırılabiliyor. O yüzden bu derbi. Yani ben de derbi diyorum aslında. Her ne kadar bazen izleyicilerimiz kısa da. Yani derbi kavramı futbolda aynı şehir takımlarına doğru evet. indirgendi ama aslında at yarışlarından gelen bir terim ve İngiltere'de de çok ciddi anlamda seyirci çeken müsabakalara derbi ismi veriliyordu. Neyse. Bunu, bunu söylemiş ol, olman iyi oldu ama. Çünkü bu tartışma çok çıkıyor. Güzel evet, oldu. Tartışmaya teşekkürler. gerek yok. Türk Dil Kurumu'nun üç tane anlamı var. İkinci sırada da e, yüksek oranda seyirci. Hatta tam olarak söyleyeyim size. Ben de bir daha baktım. Büyük takımlar arasında oynanan oyun denmiş. Herhalde ikisi de büyük takım olduğuna göre Evet. derbi diyebiliriz diye düşünüyorum. Derbi deyince artık bize kızmayın. Yani kızılacak bir şey yok zaten bu konuda. Bu derbi mücadelelerinde ufak detaylar ön plana çıkıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna bakarsak. Zaman zaman rakiplerine göre değerlendirmek çok daha doğru olur. Arkaya sarkabilen, hızlı oyunculara sahip olan, e, topu ayağına değil de daha çok alana isteyen oyuncularla oynayan rakiplere karşı Fenerbahçe'nin biraz daha zaafı olabiliyor. Ama bu zaafı değerlendirmek için Fenerbahçe'nin yaptığı baskının da düşmesi gerekiyor. Mesela Konya spor mücadelesinde Fenerbahçe çok iyi oynayamadı takım halinde e, ve bütün şartlarda işte 11-11, evet. 11-10, 10-10... Hiçbirinde çok iyi bir futbol sergileyemedi. Ama mesela Giresunspor Spor maçını alalım, mesela Karagümrük mücadelesini alalım. Bu takımların arkaya koşu atabilen, savunma arkası boşlukları iyi değerlendirebilen oyuncuları var. Buralarda baskı düştüğü takdirde ya da bireysel hatalar yaptığınız takdirde kalenize tehlike görebiliyorsunuz. Mesela Giresunspor'un Spor'un Borja Sainz diye bir oyuncusu var. Orta sahada çok yetenekli isimleri var başta Kampuzan olmak üzere. Ve oyun olarak da topla çok ilişkisi olmayan, savunma arkası koşullarını çok fazla deneyen bir takımdan bahsediyoruz. Ama ikinci devrede mesela kaybedilen maçın ikinci devresinde pozisyon dahi bulamamıştı Giresun Spor. İki tane bireysel hatayla maçı kaybetti Fenerbahçe. Bu ufak detayları tahmin edememekle birlikte oyunları kıyasladığımızda Trabzonspor çok fazla daha topa sahip olmayı e, deneyen Abdullah Avcı'nın zaten oyun DNA'sında bu bulunuyor. İç ee, iç sahada oynarken zaten bunu daha fazla yapmaya çalışan Hı -hı. E, ve mümkün olduğu kadar da hani çok yüksek tempoda oynamayan e, rakip yarı sahaya yerleşmeye çalışan set oyunu oynayan bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden rakip yarı sahaya yerleşirken temposu düşük ataklarla eğer Trabzonspor hücum ederse Fenerbahçe için kolay savunması biraz daha kolay bir durum söz konusu olacak. Diğer tarafa bakacak olursak baskıyı çok ön, ön önde yapan rakip yarı sahada ligin en çok fazla en fazla top kazanan takımı olan Fenerbahçe'de orta sahanın ve ön hattın baskısı aslında maçın gidişatını belirleyecek. Çünkü şimdi hep offside mevzusundan bahsediyoruz. Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımlar niye bu kadar çok offside'e düşüyor? Hep hücum oyuncuların zamanlaması da eleştiriliyor. Ben öyle görmüyorum aslında. Tabii ki hücum oyuncusunun zamanlaması önemli ama pası veren oyuncunun hangi şartlarda pası verebildiği, baskı olup olmadığı, o baskının ne kadar yıpratıcı olduğunu da değerlendirmek gerekiyor. Şimdi rakip kendi yarı sahasında topla buluştuğunda Fenerbahçe'ye karşı Oyuncu topu kontrol edip kafasını kaldırıp koşuyu görüp pası atana kadar zaten bir ya da iki oyuncu oraya baskı yapmış oluyor. Yaklaşık bir buçuk iki saniye içinde hemen bir oyuncu rakibe yaklaşmış oluyor Fenerbahçede bu bağlamda pas sağlıklı koşullarda gelmiyor ya doğru zamanda çıkmıyor ya doğru dozajda çıkmıyor ve offside nedeniyle de işte birçok pozisyonda kesilmiş oluyor. Bunu yapabildiği takdirde ve deplasmanda ne kadar yapabilirse Fenerbahçe bu kadar başarılı olacaklar. İkinci faktör derbi mücadelelerinde çok fazla alan olmuyor. Şimdi alan olmadığı takdirde sizin üretkenlik sağlamanız, adam eksiltmeniz, sette bir hücum planınız olması, duran topları iyi kullanmanız gerekiyor. Duran toplarda Fenerbahçe'nin iyi olduğunu biliyoruz sezon başından beri. Set hücumunda üretkenlik alan ve geçiş hücumlarındaki üretkenlikten biraz daha düşük gibi görünüyor. Ancak Trabzonspor'un topa daha fazla sahip olacağını, Trabzonspor'un biraz Fenerbahçe yerleşmeye çalışacağını düşünürsek, Biraz İstanbul Spor karşısında atılan ilk gol gibi. Yani orta saha'da kazanılan top, Crespon'un pası, Joshua King'in savunma arkası koşusu ve atılan gol benzer pozisyonları görme ihtimalimiz olabilir ki King e, Batshuayi ile başlayacak dedi e, öngörü o yönde. E, demek ki o alanı değerlendirmek istiyor. Valencia'nın tam olarak hazır olmadığını öngörürsek demek ki o alanları değerlendirmek istiyor. Şimdi Trabzonspor savunmasında da tek hamleli olan ve ağır olan oyuncular olduğunun. Göz önünde bulundurulursa King-Batroy hamlesi aslında bu bağlamda mantıklı gibi görünüyor. Sadece saha içi değerlendiriyorum bu arada. Ne hakem ne atmosfer hiç beni çok alakadar eden durumlar değil ama e, normal şartlar altında oyun oynanırsa bu tarz bir oyuna doğru gideceğiz. Yani başta Bakasetas olmak üzere rakip yarı sahada uzaktan şutlarla evet. duran toplarda Bakasetas'ın organizasyonlarında Trezeguet'i kaçırmaya çalışarak oynarsa Vichy'yi kaçırmaya çalışarak oynamaya çalışan bir Trabzonspor olacak. Orta saha mücadelesinde merak ettiğim konu Trabzonspor'un hangi defansif orta ile oynayacağı. Çünkü Bamen ile Siopis arasında fark var. Evet. Ee, ama diğer tarafta da Fenerbahçe açısından da birbirine çok yakın bir e, oyun tarzı Beşiktaş derbisinde daha temkinli oynamıştı Deplasman'da. Benzer e, temkinli yapıyı yine burada da bekleyebiliriz. E, kazanmak içi çıkan ama Özellikle kaybetmemeye çalışan iki takım izleyeceğiz gibi bir görüntü söz konusu. İşin atmosfer faktörüne girecek olursak deplasmanda derbi oynamak kolay değil. Bunu herkes oynayacak. Trabzonspor'da da Kadıköy'e gelecek. Bu şartları herkes zaten bu oyunu oynarken kabul ediyor. Hakem meselesine gelecek olursak tek temennim çok fazla hakem konuşuluyor. Çok fazla hakem üzerinden Trabzonspor-Fenerbahçe-Fenerbahçe-Trabzonspor Fenerbahçe, Fenerbahçe -Trabzonspor maçları maalesef değerlendirilmek zorunda kalındı. Umarım böyle bir değerlendirme zorunda kalmayız.